Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, basınımızın gözüyle temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Göçük altında kalan vatandaşlarımızın da bir an önce kurtulması için Rabbimden niyaz ediyorum. Eski başbakanlarımızdan ANAP Eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kasım ayı hüzünlü bir ayımız. Dünyanın kuruluşundan bu yana insanlık tarihini ele alacak olursak, her yüzyıla neredeyse bir ya da iki dahi düşmektedir. Son yüzyılın en büyük dehası hiç şüphesiz 600 yıllık bir dünya imparatorluğunun külleri üzerine yepyeni bir Türk Cumhuriyeti inşa eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ü anlamak, ilke ve inkılaplarını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, aynı yüzyılı paylaşma şerefine nail olduğumuz atımıza olan minnet borcumuzdur. Her 10 Kasım'da onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ancak her 11 Kasım itibariyle yaptığımız her işte Cumhuriyet ilkeleri ve millet egemenliği doğrultusunda çalışarak muasır medeniyet seviyesini yükselmek için çalışmaya devam ediyor ve edeceğiz. Büyük lider, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyetine intikalının 82. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sayın Başkan, önergeme geçiyorum. Zeytinburnu Belediyesi Meclis Başkanlığı'na son yaşanan İzmir depremi afet sonrası planlamanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Ulaşım, iletişim, toplanma alanları konusunda halkımızın net bir bilgiye sahip olması, olası can kaybının daha düşük olmasını sağlayacaktır. Marmara bölgesinde 7 şiddetinde bir deprem beklenmektedir. Depremin olması durumunda doğal felaketlere karşı sağlam ve güvenli bir ulaşım ağı geliştirmek için doğal felaket risklerini ve ulaşım ağına etkilerini araştırmak önemlidir. Depremin ulaşım açısından bir değerlendirilmesini ve alınacak tedbirlerin Zeytinburnu halkının bilmesi önem arz etmektedir. Zeytinburnu ulaşım tesisleri ve bileşenlerinin güvenlik konusunda açıklarının bir çalışma grubu tarafından ele alınması gerektiği görülmektedir. Bunları söylerken Zeytinburnu Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin hizmete girdiğini ve bu merkezin doğru bir adım olduğunu buradan da belirtmek istiyorum. Bu çerçevede bir karayolu şebekesindeki yollar, köprüler, viyadükler, sinyaller, trafik ışıkları depremin yol çökmesine yol açarak vereceği doğrudan hasarın yanında şiddetine göre binaların çökmesiyle yolların blok olmasına neden olabilmektedir. 2. Yol blokajı yol çöküşüne bağlı olarak oluşan enkaz nedeniyle yolun güvence altına alınamadığı durum olarak tanımlanmaktadır. Sinyalizasyon yol araçları gibi yol kenarı tesislerinde de yıkılması, insanların yaralanmasına veya trafik akışının tamamen kapanmasına yol açar. Ve bu da acil kurtarma faaliyetlerinin etkin olarak çalışmalarını etkiler. 3. Yine deprem sonrası acil durum yol ağının güvence altına alınması önem arz etmektedir. Acil durum yol ağı, acil tıbbi hizmetlerin ulaşımına, kurtarma faaliyetlerine ve yardım malzemelerinin belirlenen alanlara ulaştırılmasına hizmet edildiğinden öncelikli bir yol ağıdır. Depremden hemen sonra yolların hasar görmesi, binaların yıkılması ve depremden zarar gören kişilerin yolları tıkaması nedeniyle trafik akışının karışacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle acil durum yol ağının güvence altına alınması ve depremden zarar gören kişilerin ulaşımını sağlamak amacıyla Zeytinburnu'nda deprem acil eylem ulaşım planı Zeytinburnu halkı ile paylaşılacak mı? Bu konuda ilçemizdeki vatandaşlarımıza acil eylem plan kitapçıklarının verilmesi, depremde kimlerin araçlarını hangi hallerde kullanması gerektiğine yönelik uyarı broşürlerinin dağıtılması planlanmakta mıdır? İlçemizde yaşayan 15 bin kişiye bir yıl içerisinde afet ve acil durum yönetimi ile ilgili temel eğitimleri verip, Zeytinburnu halkını afet ve acil durumlarına karşı daha dirençli hale getirmek amaçlanıyordu. Bu konuda kaç vatandaşımıza temel eğitimlerin verildiğini, İlçemiz mahallelerindeki toplanma alanlarını, vatandaşlarımızın nasıl ulaşacakları ve bu alanlarda ne yapacakları hakkında bir bilgilendirme yapılmasını düşünmekte midir? Önergemi Başkanlık Bakanlığı'na havalimi saygılarımla arz ederim. Önergeyi o herhalde sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler önergeyi kabul edilmiştir.